Merhabalar, ismim Mustafa Gül. Ebeveynlerin dijitalleştirilmiş eğitimi projesi kapsamında bugün 4. modülde birlikteyiz. Merhabalar, ismim Merve Sultangöl. Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Biriminde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapmaktayım. Son modülde Merve Hanım nelerden bahsedeceğiz? DEPÇİP tarafından geliştirilen ebeveynlik eğitim ve öğretim uygulamaları yolundaki son videomuzdayız. Bildiğiniz gibi hem www.depcip.com hem de YouTube adresinde, YouTube kanalında ebeveynlik uygulamalarına ilişkin videolarımız ve kaynaklarımız mevcuttur. DEPÇİP, ailelerin çocuklarını daha iyi yönetebilmeleri için Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş bir projedir. Bu modülde daha önceki videolarda tartışılan uygulamaların eyleme nasıl dönüştürüleceği üzerinde konuşacağız. İlk olarak olumlu ebeveynliği, öz yansıtmayı, acil durumlarda çocuklarla nasıl iletişim kurabileceğimizi, rutinler oluşturmayı ve zor durumlardaki kaynama noktalarında nasıl baş edebileceğimiz üzerinde konuşacağız. Daha önceki videolarımızda biz bunları ayrıntılı olarak ele aldık. Şu anda o eğitim videolarındaki kazanımlarımıza bakacağız. Evet, daha çok sizin de bahsettiğiniz gibi daha önceki videolardaki kavramların eyleme nasıl dönüştürebileceği üzerinde konuşacağız. İlk olarak olumlu ebeveynliğe baktığımızda, olumlu ebeveynlik kavram olarak ebeveynin çocuklarını sevmesi, ilgi göstermesi, onların yeteneklerini keşfederek bu konuda onları desteklemeleri, tutarsız bir yaklaşımdan ve katı bir disiplinden uzak bir şekilde çocuklarıyla iletişim kurmalarını içermektedir. Uygulamaya döktüğümüzde daha çok ebeveynlerin olaylara çocukların gözünden bakabilmesi, çocukların yaptığı hatalarda bunların onların gelişimsel dönemleri için normal olduğunu kabul etmesi, kişinin, ebeveynin kendi ihtiyaçları ve çocukların ihtiyaçları arasında olumlu ve gerçekçi bir denge kurabilmesidir aslında. Öz yansıtmaya baktığımızda, öz yansıtma aslında kişinin bir an için durup neyi, neden ve nasıl yapıyorum şeklinde düşünme becerisi ve yeteneğidir. Burada aslında öz yansıtmaya baktığımızda 4 tane alan vardır öz yansıtmanın. İlki zihinsel alan, burada daha çok bir eylemi yapıyoruz ama ne amaçla yapıyoruz, neyi amaçlıyoruz, buna bakıyoruz. İkinci olarak duygusal alan, burada da yaptığımız eylem içerisinde ne hissediyoruz? Duygularımız nelerdir? Buna bakıyoruz. Üçüncü olarak fiziksel alana baktığımızda yaptığımız eylemlerin duygularımıza yansımasının da sonrasında fiziksel olarak çocuklarımızla bu duyguların iletişime nasıl yansıdığı aslında. Bunu da ilerleyen şeylerimizde, konularımızda ebeveynin kaynama noktasında da görebileceğiz açıkça zaten. Son olarak sosyal alana baktığımızda da burada bize yardımcı olabilecek daha çok yakın çevremiz, arkadaşlarımız, ailemiz, bunlarla olan iletişimlerimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Acil durumlarda ya örneğin sağlıkla ilgili olabilir, afet olabilir. Bu tarz durumlarda hem ebeveyn hem de çocuklar korku ve kaygı içerisinde olabilir. Bu doğal bir süreçtir. Bu süreçte elimizden geldiğince çocuğun yaşına uygun olarak gerçekleri net bir şekilde, şeffaf bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Üzeri kapatılmadan açıklamak gerekiyor çocuklara. Sonrasında güvenlik prosedürleri gereği, atıyorum bir deprem anı olabilir, başka bir şey olabilir. Güvenlik prosedürleri gereği bu bilgileri çocuklara işte bundan sonraki süreçte ne olacağı hakkında bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Çocuklar bize bu esnada sorular yöneltebilir. Eğer bilmiyorsak, bilmediğimiz konularda çocuklara bilmediğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz. Yanlış cevap vermektense bilmediğimizi ve bu konuyla ilgili bilgi edindikten sonra onlara açıklayacağımızı, izah edebileceğimizi belirtmemiz gerekiyor. Yine bu acil durumlarda çok önemli olan bir nokta daha var. Bu da fiziksel yakınlık. Çocuk tabii ki de korku ve kaygı içerisinde olduğu için hem bu ebeveyn için gereklidir hem de çocuk için gereklidir. Çocuğa sarılmak, kucaklamak, onun yanında olduğumuzu hissettirmek de yine acil durumlardaki çocukların iletişimimizde önemli unsurlardır. Rutinlere baktığımızda, rutinler özellikle zihinsel engeli bulunan çocuklarda rutin oluşturmak, günün işleyişi anlamında hem tutarlılık, hem düzen ve hem çocuk için güven ortamı oluşturmaktadır. Rutinler oluştururken daha çok çocukların yaşına uygun rutinler oluşturmamız gerekir.
ve bu rutinleri oluşturduktan sonra çocukları da bu rutinlerin içerisine, gündelik işleyişin içerisinde dahil etmemiz gerekmektedir. Bu da zaten ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi olumlu kılmaktadır. Örneğin hani rutin olarak bir bu konuyu örneklendirecek olursak kahvaltı düzeni. Her gün belirli saatte kahvaltı yapılıyor olması esnasında çocuğa yaşına uygun masa düzeninde yardım etmesi olabilir. İşte gün içerisinde oyun saatinde oyuncaklarını toplaması veya yerleştirmesi olabilir. Bu konularda rutinler de hem çocuklar için hem ebeveynler için olumlu bulunmaktadır. Bu kursun sonuna kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ki ebeveynlik uygulamalarınızda bu eğitimle birlikte, bu projeyle birlikte yeni yaklaşımlar elde edebilmişsinizdir ve bunları da yaşantınıza yansıtabilmişsinizdir. Genel olarak baktığımızda, bu DEPÇ programına baktığımızda vurgulamak istediğimiz önemli birkaç nokta vardır. Onlardan da bahsedebiliriz. İlk olarak Modül 1'de Birleşmiş Milletler resmi raporlarına göre çocuklara yönelik şiddet, çocuğun sağlığına, gelişimine, onuruna zarar verebilecek her türlü faaliyet, kötü muamele, ihmal, istismar olarak değerlendirilmektedir. Bu konuyla ilgili de uluslararası ve Avrupa yasal çerçevesini temel olarak ele almış bulunmaktayız. Onlar en önemli kaynaklarımızdır. Şiddetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinden de konuştuk. Ve çocuklara yönelik ihmal ve istismarın ilk etapta önlenebilmesinin en önemli elimizdeki bize yardımcı kaynağının çocuklarla konuşabilmek ve çocuklarla aramızda kurabileceğimiz olumlu iletişim olduğunu öğrendik. Daha önce konuştuğumuz konularla ilgili olumlu ebeveynlik vesaire. Yani o konularda atabileceğimiz her olumlu adım aslında çocuğa yönelik şiddette, ihmal ve istismarda bizim elimiz güçlendirecek birer araç olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Daha sonra aile içerisinde yaşanan zorlu durumlarda yardım istemenin ne kadar önemli olduğunu, yardım istemenin aslında utanılacak bir durum olmadığını, kişilerin yardım isterken yakın çevresinden, güvenli arkadaşı olabilir, ailesinden birisi olabilir. Bu konunun ne kadar doğal bir durum olduğunu ve herkesin aile içerisinde sorunlar yaşayabildiğini düşünerek yardım istemesinin hayatta olduğu üzerinde konuştuk. Modül 2'ye baktığımızda çocukların ve aile ve ebeveynlerin eylemlerini şekillendiren kişisel özellikler ve kültürel kökler olduğunu gördük. Ebeveynlerin kaynama noktasının çocuklarıyla yaşayabilecekleri bu çatışma anındaki kaynama noktalarının aslında sadece o an için oluşmadığını, kişinin daha önceki yani günlük yaşantısında yaşadığı kişisel çatışmaları, stresi, duygusu işte vesaire bunlardan kaynaklı olduğunu ve sonrasında çocuğa yansıtıp çocuğa yönelik bir şiddete dönüştüğü üzerinde değerlendirmede bulunarak aslında çocukla yaşanan çatışma anında kişinin, ebeveynin daha çok geri planda bulunan bu konular üzerinde yani hani çocuktan bağımsız bir şekilde yaşadığı stres ve diğer durumlar üzerinde düşünerek ona göre hareket etmesi gerektiğini değerlendirdik. Daha sonra çocuk gelişiminin farklı alanlarını, aşamalarını ve ebeveynlik tarzlarını tanımladık. Burada da olumlu ebeveynliğe ve pozitif disiplin üzerinde durduk daha çok. Pozitif disiplinde çocuğa cezalar vermeden de olumlu anlamda çocuklarla olan aramızda belirleyebileceğimiz kurallar üzerinde bu pozitif disiplinin de elimiz güçlendirecek araçlar olduğunu gördük. Aslında biz bu eğitimlerde tamamen çocuk dostu bir ebeveynlik tarzı üzerine durduk. Ve ebeveynlerin kendi çocuk yetiştirme tarzında onları etkileyen hem kültürel hem de kendi iç dünyalarındaki duygularıyla, bilinçleriyle onları nasıl şekillendirdiği noktasında pratik bilgiler aktarmış olduk. Umarım bu videolarımızdan bizi izleyen ebeveynlerimize faydalanmıştır. Katılımlarınız için hem size hem de sizler ebeveynlerimize teşekkür ediyoruz.